Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle bir parfümlü losyon yapacağız. Yani parfümlü el kremleri. Genellikle bunlara para verip alıyoruz. Hani parfümlü mü değil mi diye ya da normal alırken bazen hiç dikkat bile etmeden alıyoruz. Bazen kendi parfümümüze yakın kremler de olsun istiyoruz. Çünkü daha kalıcılığı uzun oluyor. Hem parfümümüz hem de kreminiz parfümüne ait olduğundan dolayı. Ben de genellikle Avon'da her zaman alırken parfümünün vücut losyonunu aynı parfümün serisini alıyorum ki daha kalıcı olsun diye. Ama şöyle bir şey arkadaşlar. İsterseniz de kendi parfümünüze ait kreminizi kendiniz yapabilirsiniz. İlk önce onu göstereceğim. Şöyle bak yapalım. Bir vazelin, bir de normal vücut losyonu. Hangisini isterseniz de normal, sade, alkol kremi kadar olabilir. Normal ikisinden birinden yapabiliriz. Vazelin de çok az yapacağım. Çünkü vazelin elimize yüzümüze süreceğimiz için bir de vazelinde böyle kıl etkisi olduğundan dolayı o yüzden pek bir vücuda tam etki olmasın diye, kıl sorunu olmasın diye vazelinden çok az kullanacağım. Ama normal losyondan daha çok yapacağız. Normalde şöyle kremden ilk başlayalım. Normal kremimizi alıyoruz. Şöyle küçük küçük numune kaplarınız olabilir veya kullandığınız böyle kremler falan olursa onları atmayın arkadaşlar. Bunları saklayın, bu numune kapları. Bunun içerisine kremimizi döküyoruz. Ben biraz çok yapacağım. O yüzden çok rahat hemen 2 dakikada yapabileceğiniz bir parfümlü losyon kreminiz. Bunu yaptıktan sonra herhangi kullandığınız bir parfüm. Parfümünüz şöyle bir şey arkadaşlar. Eğer çok kreminiz kalıcı olmasını istiyorsanız kokusu biraz daha kalıcı veya gece abiye tarzı parfümleri kullanın derim. Ama ben normal gündelikte kullandığım Avon'un Alpa bir türlü bitmeyen parfüm. Bu parfüm bayağı bereketli oldu. Nedense çok da kullanıyorum. Bu parfümü bir bitiremedim. Neredeyse 7-8 ay oldu. Evet, bayağı bir oldu da. Şimdi bu parfümümüzü alıyoruz. Kreminize göre arkadaşlar, eğer çok krem döktüyseniz de mesela ben buna neredeyse 7-8 tane fıs fıs ile kremimi döktüm. O yüzden her bir yaptığım kremi indirmeyle birlikte 7-8 veya 10 tane parfüm sıkacağım ki kokusu da iyi, güzel olsun diye. Şimdi başlayalım. Onu sayarak yapın arkadaşlar. Kreminiz çok ise parfümünüzü çok sıkın. Eğer az kullandıysanız ya da bir deneyeyim diyorsanız da şöyle 2-3 tane kreminizi sıkın. Parfümünüzde en az 5-6 tane sıkın. Yani her kremin 2 katını parfümü sıkın ki kokusu iyi kalsın diye. Getiriyorum hemen sayacağım için fazla konuşmayacağım. 10 tane sıktım. Hemen peşine kremimi alıyorum. Parfümle birlikte bir güzel karıştırıyorum. Sonra içerisine son 2 tane daha sıkıp kapatacağım hemen. Böyle rahatlıkla yapabilirsiniz kendi kreminiz. Şöyle biraz da iyi karıştıralım ki tam parfüm içerisine geçsin. Daha sonra kaşıkta kalanı şöyle elime alıp hemen de deneyeceğim. Size de göstereyim. Şunun ağzını şöyle kapatalım. Evet, bayağı bildiğiniz koktu arkadaşlar parfümümüz. Yani bir parfüm ve kremini istediğiniz şekilde kendi vücut parfümlü vücut losyonu yapabilirsiniz rahatlıkla. Şimdi kapak kısmına diğer numune kabımı almamışım ama şöyle kapak kısmına da vazelinli olanı yapacağım. Vazelinli olanı da şöyle kaşıkla alıyoruz. Dediğim gibi az yapacağım için şöyle yarım çay kaşığı kadar bırakıyorum. Ama bıraktığınızda da şöyle biraz yaydırın ki parfümü içine sıktık mı tam geçsin diye. Parfümümü alıyorum. Az kullandığım için 5 tane sıkacağım. Ben kalıcı, bir daha iyi kalıcılığı olsun diye o yüzden parfümümü biraz çok kullanıyorum. Siz de kendi isteğinize göre yapabilirsiniz. Tabii vazelin dediğim gibi arkadaşlar biraz kıl etkisi yaptığı için çok fazla vazelini önermiyorum. O yüzden
el, vücut, yüz için bunları topuklarınıza veya dirseklerinize kullanabilirsiniz. Normal kremden yapmanızı bunu daha çok tavsiye ederim. Biraz daha karıştırayım, sonra aynı şekilde deneyip size söyleyeceğim. Normal kremden çok güzel koktu. Hatta şu an bile kokusu geliyor ellerimde. Şart değil, illa parfümlü kremler almanıza gerek yok. Kendi parfümünüzde normal bir kremle rahatlıkla bunu yapabilirsiniz. Evet. Tamamdır. Şimdi bezdikten sonra şöyle alıyorum küçük parçasını. Hatta kaşık dilim de tam alayım. Geçiriyorum hemen. Biraz aynı elimde kullandım ama evet, vazelinde de bayağı koktu. Hatta vazelinde daha bir kokusu tam etkili oldu parfümün arkadaşlar. Şöyle böylecik de rahatlıkla parfümlü kremlerimizi rahat yaptık. Tamamlamış oldum. Hatta videoyu kapatmadan önce şunu da size göstereyim arkadaşlar. Vilep, bunu daha önce size paylaştım. Eğer sivilce sorununuz varsa arkadaşlar, hani geçmeyen varsa, kükürt kremi arkadaşlar, ben Vilebink'in kükürt kremini aldım. Şöyle çok büyük bir sileceğim yok, hani çok büyük de nasıl etki ediyor bilmiyorum kaç günü, ama normal küçük tek tük olan sivilceler en az 3 gün içerisinde tedavisini rahatlıkla görebilirsiniz. Kükürt kremi olduğu için rahatlıkla en kısa sürede size cevabını veriyor. Eğer bir denerseniz de, bakmak isterseniz de Vilebin kendisine ait sitesi de bulunuyor. Instagram adresi, oradan da rahatlıkla sipariş verebilirsiniz. Hatta ben sipariş verdiğimde 70 TL'ydi. Kampanya mıydı o zaman bilmiyorum. 50 milim. Herhangi bir şekilde kapıda ödeme için ayrıyeten para almadı. Normal kargo ücreti de yok. Sadece kremin parasını aldılar. Kükürt kremi şöyle fıs fıslı. Çok da rahat kullanımlı. Ben kullanıyorum. Çok da memnunum. Eğer hani sırtınızda veya başka kollarınızda falan da varsa, böyle büyük ya da küçük, üzerine böyle bir tane bırakın. Kükürt kremini hafif sürün. İnanın ki sabaha karşı kuruyor. En az 2-3 gün içinde rahatlıkla oluyor. Yüzünüzde de kullanabilirsiniz. Ama şöyle bir şey. Ben günde bir kere kullanıyorum. Güneşe çıkmayın. Hani bunu çok kullandıysanız, eğer gündüzde sürmek istiyorsanız da güneşe çıkmayın. Çünkü yakıyor. Yakıcı etkisi biraz var. Bu kükürt kreminden ben memnunum. Sivilcesi olan arkadaşlarım varsa, geçmiyor bir türlü, ne yaptımsa kalıcı sonuç istiyorum diyorsanız da Vilebin kükürt kremini alın, bir deneyin derim. Bayağı da güvenli. Ben alışveriş yaptım. Herhangi bir sorun yaşamadım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.